Herkese merhaba. Acayip Tarifler kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yine küçük şefimle beraber geçtik kamera karşısına. Sizin için meleğin bayılacağı bir kurabiye yapacağız. Ne kurabiyesi yapacağız? Şeyli neydi? Cornflakesli. Aynen öyle. Cornflakesli böyle çıtır çıtır çikolatalı. Melek çikolataya bayılıyor. Çok güzel bir kurabiye hazırlayacağız. Hemen size malzemeleri saymak istiyorum. 2 tane yumurtam var. 1 çay bardağı sıvı yağ. 125 gram tereyağı. 2 su bardağı mısır nişastası. 1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri. 2 su bardağı unum var. Gerekirse un takviyesi yapacağız. 1 paket vanilya. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu. Süslemek için de 150 gram sütlü küvertür çikolatam. 50 gram tereyağım var. Bir de üstüne kaplamak için neyimiz var? Cornflakes'imiz var. Sade. Evet, sade cornflakes kullanacağız. Hemen kurabiye hamurumuzu hazırlayalım. Fırına gönderelim. Ondan sonra süslemeye geçelim. Tamam mı? Tamam. Hazır mıyız? Hı hı. Süper. Hadi bakalım Melek Nur. Tereyağı ve sıvı yağını yoğurma kabımıza ekle bakalım. Tereyağı ve sıvı yağ. Önce bu değil mi? Evet. Çok fazla yumuşamamış. Yumuşadı, yumuşadı. Dök, 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 dök. Kaldır, 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 kaldır. Süper. Teşekkür ederim. Şimdi yumurtaları da kır. Bakalım Melek nasıl yumurta kırıyor. Ay! Gel buraya koy, buraya koy. Tamam, öbürünü al. Ben sana peçete vereyim. Yumurtaları ve cılgını çıkarttı Melek Nur. Bunu da koy. Al bakalım. Şimdi ben bunları karıştırayım. Melek Nur, ben en güzel hangi yemeği yapıyorum söyle bakalım. Yemek olarak ama böyle pasta, börek, çörek değil. Senin en sevdiğin yemek. Benim yaptığım en sevdiğin yemek. Beyaz çorba. Beyaz çorba. Yoğurt çorbası, yayla çorbası yapıyoruz ya. Melek o da bayılıyor. Şimdi üzerine pudra şekerini ekler misin tatlım? Pudra şekeri söyledim. Evet, evet, süpersin. Dök bakalım. Hop. Şimdi neye geldi sıra? Nişasta. Ama çok havadan dökme nişastayı. Şu an bembeyaz olabiliriz. Böyle biraz aşağıdan. Ay. Ver bakalım. Ay onun tadı hiç güzel değil. Kötü. Sen pudra şekeri gibi sandın değil mi? Hı hı. Kurabiyeleri yuvarlarken de bana yardım eder misin? Hı hı. Süpersin. Ben diyorum size, Melek benim en büyük yardımcım. Hiçbir şeye hayır demiyor. Şunu yapar mısın kızım diyorum hemen. Şimdi bir bardak unu ekle bakalım. Şimdi onun üzerine vanilya ve kabartma tozumuzu da ekle Melek'ciğim. Şimdi diğer unu da ekleyebilirsin Melekciğim. Tamam. Evet, toplanmaya başladı ama tabii ki unumuz az geldi. Şimdi bir bardak daha un alalım biz. Un takviyesi yapalım hamurumuza. Şu an şey kremaya benzedi. Evet, çok yumuşak oldu değil mi? Şimdi birazcık şöyle ekleyelim Melek. Anne. Efendim. Şey, bir gün de slime yapalım mı? Slime mı? Evet. Artık var ya, slime'dan gına geldi ve bayılacağım, bayılacağım. Denemediği slime kalmadı ya. Evde resmen slime koleksiyonu var. Bu slime'ı kim icat etti? Onu getirin bana. Çıldıracağım. O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Hı. Yenilen slime yapabiliriz. Yenilen slime'ı? Evet. Yapacağız, yiyeceğiz slime'ı. Aa. Var mısın? Kabul ediyor musun? Bilmem. Ne oldu? Ya ben yenen slime'ı hiç denemedim. Bir de ben slime yemek istemem. Deneyeceğiz canım. Yani yeme malzemeleriyle, yemek malzemeleriyle yapacağız slime'ı. Ekle bakalım o unu da. Hem benim gıda boyalarım falan da var. Renkli renkli de yaparız. Ondan sonra da oturur yeriz slime. Ben sana yediririm. Evet.
3 bardak un daha iyi oldu. Şimdi toplanmaya başladı kurabiye hamurumuz. Annem çok bıcık diye slime'ı hiç sevmiyor. Babam zaten slime'dan nefret ediyor. Artık çünkü bıktık. Yani var ya her gün farklı bir slime denemiz. Tıraş köpüğüyle deneyeceğim. Bu sefer şampuanla deneyeceğim. Yok bu sefer bulaşık deterjanıyla deneyeceğim. Ne kaldı denemediğin? Bir yenen slime'ı denemedin. Aslında ben sünger slime'ı çok seviyorum. Öyle mi? Böyle dışı böyle kuru oluyor. Onu bastırdığında çok güzel ses çıkıyor. Hele o sesler yok mu? Açıyor bunlar. O ses videolarını izliyor bu çocuklar ya. Böyle bıçık bıçık bıçık. Şöyle açıyorsun. Sonra şey yapıp böyle gül gibi sarınca çok güzel sıktığında harika oluyor ya. Çok güzel bir ses çıkıyor. Ay bilmiyorum, ben bir türlü alışamadım. Hamurumuz toplandı artık. Daha fazla un eklemiyoruz. Şöyle göstereyim size. Hiç yapışmıyor. Elime de yapışmıyor. Toplandı, parçalanmıyor. Bu kadar yeterli. Şimdi daha fazla oynamayacağım hamurla. Hemen ne yapacağız? Sana şey yapayım. Yap. Çok güzel. Çok yumuşak. Şimdi yuvarlamaya başlayacağız. Tepsimi aldım. Önüme. Şimdi böyle ben çok kocaman kurabiyeler olsun istemiyorum Melek'in, değil mi? Böyle çok büyük yapmayalım. Orta boy yapalım. Yani ne kadar? Şöyle ceviz kadar alırsak. Ya da birazcık daha küçüğü hatta. Çünkü içinde kabartma tozu da var ya, biraz büyüyecek bunlar. Ben bu arada kabartma tozunu bir paket atmadım. Çünkü bu böyle ağızda eriyen bir kurabiye. Çok fazla kabarırsa o dokuyu kaybeder diye bir tatlı kaşığı koymuştum. Bak şu kadarcık. Şöyle size de gösterelim. Ceviz gibi, biraz daha küçük de olabilir. Ama o çok küçük oldu aşkım ya. Hı. Birazcık al böyle eline, biraz daha. Bakayım. Evet. Şöyle kameraya da göster nasıl yaptığını. Böyle alıyoruz, gel yan yana. Ne yapıyoruz elimizde? Yuvarlıyoruz. Burada yuvarlayalım. Gösterelim. Vallahi çok güzel yaptın Melek. Aferin kızıma. Hemen dizmeye başlayalım. Şey, çikolataları üstüne mi dökeceğiz? Bunlar pişecek, soğuyacak. Ondan sonra çikolatayla kaplayacağız. Anne, efendim? Bir günde ayıcıklı bir pasta yapalım mı? Bilmem. Bir düşünmem lazım. Neden olmasın? Yaparız kız. Niye yapmayalım? Sen yeter ki iste. Küçük şef. Yaparız tabii ki. Çok seviyor mutfağı. Yani gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim mutfağı ne kadar sevdiğimi zaten biliyorsunuz ve kızım da benim gibi çok seviyor. Biz de onunla, evet ondan birazcık at bakalım. Biz de kızımla böyle mutfağa girip hem eğleniyoruz, hem bir şeyler yapıyoruz, hem sonra yiyoruz, değil mi aşkım? Süpersin anneciğim. Hadi bakalım. Biz kurabiyeleri yuvarlayalım, birazdan geliyoruz. İşte kurabiyelerimiz hazır. Şimdi bizim fırınımız 180 derecede ısındı, bizi bekliyor. Hemen kurabiyeleri fırına gönderiyorum. Üzeri böyle çatlayana kadar beyaz kalacak şekilde pişiriyorum. Yaklaşık 15 dakikada pişecektir. Kurabiyeleri soğuttuk. Çikolatayı erittik. Şimdi sen başla bakalım şunları şöyle bir mıncıklamaya Melek Nur. Önce koklayacağım. Bunları son bir veda. Şöyle kır onları anneciğim. O ellerime batıyor. Ben de biraz yapayım. Ve salıyor. Evet, çıtır çıtır. Tabii biraz da dışarı taşıyor. Pişiyor. Benim çikolata biraz beklediği için bayağı katılaşmış. Şimdi ben biraz sıvı yağ ile açacağım çikolatayı. Siz de böyle çikolatanız çok koyu olduğu zaman yağ ile inceltebilirsiniz çikolatayı. Bu kahvaltılık çikolatalar var ya, Nutella, Sarelle'ler. Onu erittiğinizde zaten böyle bir sorun olmuyor. Ama ben küvertür kullandığım için o biraz katılaştı. Daha akışkan hale getiriyorum. İçinde zaten biraz tereyağı var. Sıvı yağ ile de biraz açabiliriz böyle. Şöyle. Çok daha rahat kaplayacağız şimdi kurabiyeleri. Bir tane atıyorum içine. Böyle daha güzel oluyor. İçinde şimdi yok. Şöyle bir çatalla fazlasını sirkeliyoruz. Ondan sonra buraya bırakıyorum. Oraya? Şimdi sende Melek Nur.
Kapla bakalım. Kapla kapla böyle çok kapla. Şöyle şöyle. Her yerine gelsin. Ondan sonra buradan alacağız kurabiyemizi. Çok yaşa. Buradan alıyoruz. Hop tepsimize koyuyoruz. Ay çok güzel görünüyor. Hemen bu kurabiyeyi de sana gönderiyorum. Şöyle fazlasını sirkeliyorum. Ve buyurun. Her yerine gelsin. Onu da tepsiye alalım. Yalama parmaklarını bakayım. Dur bakayım. Bak bak çikolata götürüyor arada. Buyurun. Yetmeyecek ya. Habire parmağını yanıyor ya. Allah'ım yarabbim. Evet kurabiyelerimiz artık yaptık. Hepsi bitti. Tam 30 tane çıktı hepsinden. Ve şimdi bunu biz buzdolabına koyacağız. Onlar soğuduktan sonra çünkü çikolataları yaptığımız için bazıları dolmadı daha hala akışkan. Onları buzdolabına koyup yapacağız, donduracağız. Sonra da ben sizin için tadına bakacağım. Aferin sana. Hemen buzdolabına götürüyorum ben kurabiyeleri. Evet, kurabiyelerimiz dolaptan çıktı ve hepsi de çok güzel soğudu. Şimdi ben bunu servis tabağıma alıp tadacağım. Vallahi benim bütün şeyi aldı, rolü aldı. Kanala da ben ona bırakayım, videoları da o çeksin artık. Hiçbir şey söylememe gerek yok. Tebrik ediyorum. Bravo. Hadi bak bakalım tadına. Melek beğendiyse olmuştur zaten. Görüntüsü de çok güzel. Çıtırtılara bak çıtırtılara. Çok güzel. Gerçekten. O zaman ne diyeyim? Ellerine sağlık diyeyim sana. Bir tanem. Bence ellerimize sağlık. Evet bence de. İkimizin de eline sağlık. Güçlerimizi birleştirdik. Kızımla yine çok güzel bir iş çıkardık. Umarım siz de tarifimizi denersiniz ve düşüncelerinizi bizimle paylaşırsınız. Kanalıma ilk kez geldiyseniz yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da aşağı bırakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.